arkadaşlar. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü videomuzun konusu bugün açıklanan taksitli araç satışıyla alakalı arkadaşlar. Bununla alakalı birçok soru sordunuz. Sanırım birçoğunuz da benden bununla alakalı bir açıklama bekliyordunuz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bununla alakalı piyasada o kadar bilgi kirliliği var ki, yani bugün dinledim, şok oldum. Sıfır faizle 60 ay taksite imkan veriliyor falan filan gibi. Ya da ne bileyim, işte ikinci el araçlarda sıfır faizli taksitler başladı. 60 ayda ikinci elle araç alınabilecek falan gibi bir dünya bilgi kirliliği olan durum var arkadaşlar. Arkadaşlar durumun netliği şudur, hemen açıklayayım ben sizlere. Biliyorsunuz ki araçlar zaten taksitle alınabiliyordu. Banka kredisi ya da sıfır otomobil satan markaların kendi finansman destekleri taksitli zaten alınabiliyordu. Bununla alakalı bir değişiklik yok. Bu zaten var. Yeni gelen düzenlemede senetle yapılan satışlara taksitli düzenleme getirildi arkadaşlar. Bunu anlatmak istiyorum. Bir de bu taslak henüz yasalaştı ama detayları daha kamuoyuyla paylaşılmadı. Ama anladığım kadarıyla şu durum: sıfır araç satışında ve İkinci el araç satışında, yani sıfır araç satışı olduğundan eminiz ama ikinci el araç satışı var mı yok mu, bu net değil. Bunun detayları paylaşılınca öğreneceğiz. Ama şu denilmişse eğer, yani bayiler, parakende ticaret yapan büyük galeriler denildiğine göre sanırım bu ikinci el de kapsayacak gibi gözüküyor. Ama sakın şunu aldanmayın, yani faizsiz bir kredi verilecek falan gibi bir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki araç olmanın iki tane yöntemi var. Birinci yöntem nakit alıp, ikinci yöntem krediyle alıp. Bu krediyle alımları da ya banka kanallarıyla yapıyordunuz ya da otomobil firmalarının kendi finansman kuruluşlarıyla yapıyordunuz bunları. Buna olanak sağlayan, bunların dışında olanak sağlayan bir sistem getirildi. Bu sistem senetli satışta taksit arkadaşlar. Bunun anlamı bu. Yani zaten taksitli satış vardı. Burada ne denilmiş? Değeri 120 bin liraya kadar olan araçlarda 60 ay, 120 bin lirayla 300 bin lira olan araçlarda 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira olan araçlarda 36 ay, 750 bin lira ve daha üstü olan araçlarda da 24 ay olarak sınırlandırılmış. Zaten araç alırken biz taksitle yaptığımızda bankadan ya da otomobil finans kuruluşlarından bu taksitlere ulaşabiliyorduk arkadaşlar. Bununla alakalı düzenleme değil. Hani diyorum ya, o kadar saçma sapan bilgiler veriliyor ki insanlara daha hiçbir şey net olmadan. Ya hele bir tanesi sıfır faizle 60 ay vadeyle araba falan diyor. Ama diyor işte verirlerken de size vade farkını yansıtacaklar diyor. Yani neresi sıfır faiz bunun? Ya gerçekten yani ortaya bir şey atılmaya dursun ya otomobille alakalı. O kadar saçma sapan, o kadar kirli, yalan dolan bilgi anlatıyor. Ya bir durun, bir gün yüzüne çıksın, bir netleşsin. Zaten taksitle otomobil satışı var. Bu ülkemize ilk defa gelmedi. Ya biz taksitle, vadeyle araç alıyoruz zaten yani. Buradaki anlaşılan durum şu arkadaşlar. Senetle satışa imkan sunulacak. Yani senetle taksitlendirilen satışlar resmiyete kavuşmuş duruma geldi. Durum bu. Bu sıfırda olacağı kesin ama ikinci elde olup olmayacağının daha detayları paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde bu netliğe kavuşacaktır. O zaman detaylı açıklamayı yapacağız arkadaşlar. Bunu bilmenizi istedim. Hani ben bir takım araştırmalar yaptım, sordum ettim falan. Diyorum ya, yani taksitli alışveriş sanki ülkeye yeni gelmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Zaten taksitli araç alımı var. Yani diyorum ya, bunu ya banka kanalıyla yapıyorsunuz ya da otomobil firmanın kendi finansman kuruluşlarıyla yapıyordunuz. Bu şu oldu arkadaşlar. Örneğin bir bayiye gittiğinizde, sıfır araç almak istediğinizde size bir kredi imkanı sunuluyordu. Ya siz banka kredisi kullanıyordunuz ya da alacağınız markanın kendi finansman kuruluşundan kredi kullanıyordunuz. Bu kredi değil de senetli elden taksitlendirilmenin yasalaştığı anlamına geliyor. Hani evet, bu daha doğru bir tabir oldu. Yani elden senetli satış. Misal veriyorum, Evkur'dan nasıl gidip de beyaz eşya alıyorsanız bunun aynısı otomobilde de olacak. Bu sıfırda kesin olacak belli ki. Ama
ikinci elde de olacak gibi duruyor. Yani oradaki açıklamada şu yazdığına göre otomobil firmaları ve büyük galericiler, yani galericiler de bu işin içine girdiğine göre demek ki bu ikinci elde olarak sağlıyor. Kaldı ki zaten senetle satış yapan galeriler ya da senetle satış yapan, otomobil ticareti yapan yerler vardı. Ama bu resmi değildi. Sadece bu resmiyete kavuşmuş oldu arkadaşlar. Şimdilik bunu söylemekte fayda var. Daha fazla bir detay yok ama sıfır faizle otomobil satışı falan böyle bir şey yok. Lütfen kurban olayım yani böyle haberlere itibar etmeyin. Öyle bir bilgi de yok. Bunlar neye dayanarak bu bilgileri veriyorlar onu da anlamıyorum. Çıkmış sıfır faizle 60'a kadar otomobil. Yani çok saçma. Sadece şunu bilin arkadaşlar. Senetle elden taksitlendirilmiş araç satışına imkan sağlayan bir düzenleme bu. Sanırım bu açıklama çok daha yerinde oldu. Durum bu arkadaşlar. Hemen konusu gelmişken şuna da değineyim. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz dün Golf lansmanı yapıldı. Tanıtıldı, fiyatlar açıklandı. Bununla alakalı da biz bayide tanıtımımızı yaptık. Keyfimiz kaçıktı. Fiyatlarını da açıkladık. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Golf'ün herhangi bir 1.0 otomatik versiyonunun %50'lik dilime gireceğini düşünüyordum. Girmesini de çok istiyordum. Girerse çok değişik şeyler olur. İnanın yani süper bir durum gerçekleşir diyordum. Ama olmadı. Buradan yine üstüme gelmeye çalışan arkadaşlar olmuş. Haklılar. Bakın açık konuşayım, haklılar. Ben 1.0 otomatik başlangıç paketin %50 ÖTV dilimine gireceğini düşünüyordum. Ya da o kadar çok istiyordum ki, öyle söyleyeyim, bundan dolayı da yani sanki kendimce kesin gözüyle bakıyordum. Ama olmadı. O yüzden de buradan bu beklentimin gerçekleşmediği için arkadaşlardan özür dilerim. Özellikle kendi takipçi arkadaşlarımdan özür dilerim. Ama diyorum ya, yani gelecek arkadaşlar sadece tahmin edilebilir. Gelecek bilinemez. Biz de bununla alakalı yorumlar yapıyoruz. Çoğu zaman evet, yaptığımız tahminlerde başarılı oluyoruz. Hatta bu zamana kadar hep başarılı olduk. Çok şükür elhamdülillah yanılmadık ama ben Golf konusunda yanıldım. O yüzden de buradaki takipçi arkadaşlarımdan özür diliyorum. Hatta beni karalamak için, beni yerin dibine sokmak için büyük bir çabanın, mücadelenin içine giren, acaba Soner nerede hata yapacak, acaba Soner nerede yanılacak diye dört gözle bekleyen arkadaşlardan da özür diliyorum. Evet arkadaşlar, ben Golf konusunda yanıldım. Şimdi işin öbür boyutuna geçeyim. Sonra da videomu kapatayım arkadaşlar. Şimdi Golf'ün açıkladığı fiyat listesi, dün de söyledim, o kadar saçma bir fiyat politikası ki. Yani manuel 1.0 Golf 220.000, 1.0 otomatik başlangıç paket Golf 315.000. Arada 95.000 lira gibi bir fark var. Şimdi bayiler diyor ki ya bunun işte 60.000 lirası vergi falan filan, geri kalanı zam. Ya bana ne arkadaşım? Müşteri cebinden çıkacak paraya bakar. Manuelle 1.0 otomatik başlangıç paket arasında 95.000 lira fark var mı? Var. Golf'ün açıkladığı fiyat listesine göre Golf rakipleri ve şu anki piyasadaki rekabet durumuna göre kesinlikle rekabet edilebilir durumda değil. Neden? Bunun iki sebebi var. Şimdi insanlar şunu diyorlar. Yani fiyatlar yüksek çıktı, arabayı bokluyorsun. Arkadaşlar alakası yok. Ben dün arabayı canlı olarak ilk kez gördüm. Gördüğüm neyse onu yorumluyorum ben. Ben arabada beğendiysen beğendim, beğenmediysen beğenmedim. Ben aracı tanıtırken her zaman da söylemişimdir. Fiyatından bağımsız olarak aracı tanıtırım. Ben yeni Golf 8'i beğenmedim arkadaşlar. Yani bunun bir tek R-Line paketi bir şeye benzemiş. İşte o jantlar, marşbiyeller, tamponlarla falan. Ama onun dışında Light paketi de, Style paketi de inanın benim gözüme çok kötü geldi. Şimdi diğer bir konuya gelip, hem bu kadar yüksek bir fiyat politikası açıklıyorsun, hem çıkardığı yeni kasa araç benim kanaatimce, tabii ki bu diyorum ya güzellik göreceli bir kavramdır, benim kanaatimce hiç albenisi olmayan bir araba ve fiyat politikası da bir o kadar saçma. Manuel 220.000, başlangıç otomatik 315.000. Bir üst paket 345.000. Yani öyle bir artıyor ki R-Line 395.000.
Yani arabanın artışları 50 bin 100 bin gidiyor. Yani 220 binden 400 bine gibi bir skala var. Çok saçma. İnanın bunu hiçbir mantığa tutturamadım. Belki diyeceksiniz ki bana kıvırıyor diyebilirsiniz, önemli değil. Ama düşündüğünüz zaman arkadaşlar, yani Golf'ün bu fiyat politikasının, benim bir aydır söylediğim, ellerinde 2020 model kalan araçlar bununla alakalı çok değişik stratejiler uygulayacaklar. 2021 modellerinde de yüksek fiyat açıklayacaklar ki 2020'leri cazip hale getirsinler dediğim bir şey vardı. Bu tezimi savunuyorum, biliyorsunuz. Şimdi Golf'e baktığım zaman, resmin tamamına baktığınızda Golf'ün fiyatı, çıkmış olan, ortaya olan araç ve fiyat politikası, yani yine söylüyorum, manuel 220 bin, başlangıç paket otomatik 315 bin, orta paket 345 bin, dolu paket 400 bin. Yani dün de söyledim, ortada bir Leon gerçeği var, ortada bir A3 gerçeği var ki efsane bir A3 var ve ortada diğer rakipler var. Ama yani benim aklıma inanın 2020 modelleri satmalarından başka hiçbir şey gelmiyor. Yoksa Golf'ün bu fiyat açıklamasının gerçekten elle tutulur, akla mantığa sığar hiçbir yanı yok. Hani ben şimdi ileride bununla alakalı bir indirim olacaktır falan filan gibi yapıp kendimi şey yapmak istemiyorum ama siz anladınız. Ama aklıma da başka hiçbir şey gelmiyor ya. Çünkü şöyle bir durum var. Ortada bir Golf var. Orta paketi 345 bin lira. Bir bakıyorsunuz ortada bir Passat var. Yani bugün 320 bin lira Impression Passat veriyorlar. Business paket veriyorlar 345 bin liralara. Yani bu bayilere göre değişkenlik gösterebilir. Yani online Passat bile Golf'ten daha ucuz, Golf'un online'ından ya. Çok saçma geldi bana arkadaşlar. O yüzden bunun ben hiçbir mantığının olduğunu düşünmüyorum. Öyle yani arkadaşlar. Bende hiçbir aklı sığar, mantığa uygun hiçbir tarafı yok. Ben bunun tek sebebinin yine bu olduğunu düşünüyorum. Yani 2020 modellerin bitmesi gerek. Bakın Mart sonu geldi. Hala 2020 model araçlar olan markalar, modeller var. Bu onlar için çok ciddi bir risk. Onlar için de çok ciddi bir zarar gözüküyor. O yüzden böyle bir strateji olmuş olabilir. Durum bu arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın. Dikkat edin arkadaşlar.